QNB finansın avantajlarla dolu dünyasından hepinize selamlar. Ben Gizem ve bu videoda QNB Finans Portal'dan adım adım e-fatura oluşturacağız. Hazırsanız başlayalım. E-fatura nasıl oluşturulur? E-fatura düzenleme sayfasına ulaşmak için e-fatura, giden e-faturalar, fatura oluştur ve fatura oluştur butonlarını tıklamalısınız. Fatura bilgileri, fatura türü. Faturanın özelliğine göre temel, ticari, kamu, ihracat ya da yolcu beraber hal tipi senaryoları kullanıcı tarafından seçilebilir. Fatura tipi. Faturanın senaryosuna göre ilgili satış, iade, tevkifat, istisna ve benzeri tipler seçilebilir. Fatura alt tipi. Faturanın tipine göre ilgili optik, medikal, eczane, abonelik ve benzeri alt tipler seçilebilir. Fatura para birimi Türk lirası haricinde yabancı para birimlerinden biri olarak tercih edilecekse döviz kuru bilgisi manuel olarak girilmelidir. Şube no. Faturayı gönderecek olan firma içinde oluşturulan şubeler seçilebilir. Seri no. Şirketin, şubenin kullandığı seri numarası seçilebilir. Fatura dönem bilgileri. Faturada dönem bilgisine yer verilmesi halinde ilgili alan kullanılabilir. Sipariş bilgisi. Faturaya bağlı sipariş bilgisi varsa sipariş numarası, sipariş tarihi alanları doldurulabilir. İrsaliye bilgileri. Faturaya bağlı irsaliye bilgisi varsa irsaliye numarası, irsaliye tarihi alanları doldurulabilir. Alındı bilgileri. Alındı bilgilerinin gösterilmesinde ve alındı belgesinin faturaya eklenmesi halinde ilgili alan kullanılabilir. Satıcı bilgileri. Vergi kimlik numarası, TC kimlik numarası, ünvan alanları varsayılan olarak gelir. Bir vergi kimlik numarası ve TC kimlik numarası birden fazla etiket tanımlandıysa, faturanın hangi etiketten gönderildiğine dair gönderici birim, GB etiketi seçilir. Ek olarak daha sonra raporlar menüsünde giden e-fatura raporları, alıcı satıcı tanımlı raporlar ekranında kullanılmak üzere satır ekleye tıklanarak tanımlar alanından, örneğin bayi no, dosya no gibi eklemeler yapılabilir. Alıcı bilgileri. Alıcı ara kısmında adres defterinde tanımlı olan şirketin kısa adı girilerek alıcı bilgileri ekrana kolaylıkla getirilebilir. Adres defterinde alıcı bilgileri tanımlı değilse, alıcı firma bilgileri girildikten sonra adres defterine kaydet butonuyla şirket bilgilerini adres defterine kaydedebilirsiniz. Kaydedilen bilgiler yönetim, genel, adres defteri sayfasından görüntülenebilir. Ek olarak daha sonra raporlar menüsünde giden e-fatura raporları alıcı satıcı tanımlı raporlar ekranında kullanılmak üzere satır ekleye tıklanarak tanımlar alanından örneğin bayi no, dosya no gibi eklemeler yapılabilir. Alıcı şube bilgileri. İsteğe bağlı olarak alıcı şube bilgileri alanı doldurulduğunda fatura üzerinde ünvan bilgisi görünecektir. Mal veya hizmet bilgileri. Gönderilecek olan mal ve hizmet bilgisini silmek için satır sil butonuyla bir veya birden fazla mal veya hizmet bilgisi silinebilir. Ek olarak Excel'den yükle seçeneğiyle mal veya hizmet satırları örnek şablon formatı sayesinde hızlı bir şekilde QNB Finans portala yüklenerek fatura oluşturma süreci hızlandırılabilir. Excel'den yükle butonuna tıklandıktan sonra örnek şablon düzenlenir. Daha sonra tekrar buradan dosya seç butonuyla hazırlanan şablon sayesinde mal hizmet satırları yüklenir. Mevcut satırlar korunsun mu seçeneği tıklandığında mevcut satırlara tekrardan bir Excel eklenmesi yapıldığı sırada eski kalem bilgilerinin silinmemesi sağlanır. Mal satırı sağa çekilerek ek alanlar görüntülenebilir. Buradan farklı bir vergi türü hesaplaması seçilmek istenirse V harfi tıklanarak ardından satır ekle butonuna basılır. Listeden ilgili vergi, vergiler seçilir. Tevkifatlı fatura oluşturulacaksa T harfi tıklanarak ardından satır ekle butonuna basılır. Listeden ilgili tevkifat türü seçilir. E harfine tıklayarak ekstra bilgiler ekleyebilirsiniz. Yüzde işareti tıklanarak girmiş olduğunuz iskontoları görebilir, satır ekle butonuna basarak ek iskonto girebilirsiniz. Fatura türü ihracat olarak seçildiğinde özel bir alan gelir. %0 KDV ve 301 KDV muafiyet koduyla düzenlenir. Her mal satırında mutlaka G tip no girilmesi gerekir. Bu özel alan ekranda gösterilmiştir. İlgili alan tıklanarak bilgiler doldurulabilir. Toplamlar.
Mal ve hizmet bilgileri kısmında girilmiş olan bilgiler toplamlar kısmında otomatik olarak hesaplanır. Mal ya da hizmet toplam tutarı, KDV ve diğer vergiler hariç hesaplanmaktadır. Ek olarak ödenecek tutarı kendim girmek istiyorum kutusu işaretlenerek ödenecek tutar 0 gösterilerek bedelsiz fatura oluşturulabilir. Yuvarlama yapılması gerekiyorsa yuvarlama tutarı alanı kullanılabilir. Aşağı yuvarlama isteniyorsa rakamın başına tire işareti konmalıdır. Ödeme şekilleri. Fatura ihtiyacına bağlı olarak ödeme şekilleri ve ödeme koşulları alanları doldurulabilir. Son ödeme tarihi belirtilebilir. İlave dokümanlar. Fatura ihtiyacına bağlı olarak ilave dokümanlar alanları doldurulabilir. Belge no, belge tarihi, belge tipi, ek dosya bilgileri girilebilir. Not. İsteğe bağlı PNG, JPEG, PDF formatlarda dosya ekleyebilirsiniz. Alıcının sisteminin ek dosyayı açacağından emin olunuz. Not alanı. Fatura ihtiyacına bağlı olarak faturada görünmesini istediğiniz notu ekleyebilirsiniz. Fatura şablonu. E-fatura kapsamında oluşturulan faturaların görünümü tasarlanabilmektedir. Bu sayede fatura kesen şirketler logo ve benzeri bilgilerini ekleyerek fatura görünümlerini özelleştirebilirler. Yönetim, genel, şirket tanımları sayfasında şirket için şablon dosyası tasarlandıysa ya da yüklendiyse, oluşturulacak olan faturanın görünümünü belirlemek için istenen fatura şablonu seçilebilir. Oluştur butonu. Son olarak oluştur butonuna basılır. Fatura taslak olarak kaydedilecektir. Ekran otomatik olarak taslaklar ekranına yönlendirir. Taslaklar. Taslak ekranına düşen faturalar imzala ve gönder butonu tıklanarak gönderilebilir. Listede istenen fatura üzerine çift tıklanarak fatura içeriği görüntülenebilir. Fatura bazında listeleme alanı. İmzala gönder butonu tıklanıp gönderildikten sonra fatura durumunu öğrenebilmek için sırasıyla e-fatura, giden e-faturalar, gönderilenler, fatura bazında listeleme butonları tıklanmalıdır. Gönderim durumu sarı olması durumunda faturanın henüz yolda olduğu anlamına gelir. Gönderim durumu yeşil olması durumunda faturanın başarılı bir şekilde alıcısına ulaştığı anlamına gelir. Gönderim durumu kırmızı olması faturanın GİB veya alıcı sisteminden hata aldığını, alıcısına başarıyla iletilemediğini ifade eder. Bu durumda müşteri hizmetlerimize ulaşarak destek alabilirsiniz.